Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu dersimizde öz kaynaklar ünitesini ele alacağız. İsterseniz öz kaynaklara girmeden önce öz kaynaklar grubunun bu unsurun hangi tablomuzda yer aldığına bir bakalım. Hatırlarsınız ilk üniteden beri sürekli bahsediyoruz. Bilanço dediğimiz çok önemli bir mali tablomuz vardı. Bilanço'nun sol tarafında varlıklarımızı takip ediyorduk ve bilançonun sol tarafının adına aktif diyorduk. Bilançomuzun sağ tarafında kaynaklarımızı yani borçlarımızı ve sermayemizi takip ediyorduk. Kaynakların bilançoda gösterimine de pasif adını veriyorduk. Arkadaşlar bilançonun aktif kısmını iki ana gruba ayırmıştık yani varlıklarımızı. Eğer biz mevcut varlıklarımızı bir yıl içinde nakde çevirmeyi düşünüyorsak bunlara dönen varlıklar adını vermiştik. Yok bir yıldan sonra elden çıkartmayı düşünüyorsak ya da bize faydası bir yıldan uzun sürüyorsa da ne demiştik? Duran varlıklar demiştik. Peki bilançonun pasifini yani kaynaklarımızı gösteren bölümü kaç ana gruba ayırdık? 3. Kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar ve bu ünitemizde ele alacağımız öz kaynaklar grubu olmak üzere 3'e. Yabancı kaynak dediğimiz şey arkadaşlar borçtur. Kısa vadeli borç bir yıl içinde ödenmesi gereken borcu ifade ederken uzun vadeli yabancı kaynak bir yıldan sonra ödenmesi gereken borcu ifade edecektir. Öz kaynakların tanımını biraz sonra göreceğiz zaten ama şöyle bir geçersek öz kaynakları öz sermaye olarak da görebilirsiniz. Bu sizi yanıtmasın ikisi aynı şey. Sermayeye ne demiştik biz? İşletme sahibinin varlıkları üzerindeki hakları demiştik. Ama biz bu ünitede öz kaynaklar grubunda sadece sermayeyi ele almayacağız. Sermayeden biraz daha kapsamlı bir şey öz kaynaklar. İşletmenin e, faaliyetleri sonucunda elde edilen karların ortaklara bırakılmayıp, işlet ortaklara dağıtılmayıp işletmede bırakılan kısmı ya da yeniden değerlemeden doğan değer artışlarını takip ettiğimiz bölüme ne diyeceğiz? Öz kaynaklar bölümü diyeceğiz. Peki muhasebenin temelini oluşturan bir bilanço eşitliği dediğimiz eşitlik vardı. Bunu nasıl ifade ediyorduk? İşletmenin varlıklarının toplamı her zaman için kaynaklarının toplamına eşit olmak zorundaydı ya da farklı bir şekilde gösterirsek varlık eşittir borçlarımız ve sermayemizin toplamıdır şeklinde ifade edebiliriz. Peki buradan sermayeyi çektiğimiz zaman, yalnız bıraktığımız zaman öz kaynaklar diyeceğim eşittir Varlıklar eksi borçlar. Burada küçük bir nüans, küçük bir hatırlatma. Yeni kurulan bir işletmenin sermayesi ile öz kaynakları her zaman aynıdır. Daha sonra farklılaşacaktır. Öz kaynakları biz hep varlıkların toplamından borçların toplamının çıkarılmış hali olduğunu görerek ünitemize kadar geldik. Dolayısıyla öz kaynakları tanımlamaya çalışırsak ekranda gördüğünüz gibi daha basit bir ifade de, ifadeyle tanımlayabiliriz. Ekranda da gördüğünüz üzere İşletmenin var, net varlıkları ile borçları arasındaki farktır öz kaynaklar arkadaşlar ve sürekli varlıklar eksi borçlar eşittir öz kaynaklar ifadesini ilerleyen ünitelerde de sürekli göreceksiniz. Peki öz kaynaklar grubunda yer alan unsurlarımız yani hesap gruplarımız ne? Bunları biraz sonra yine ekrandan takip edeceğiz ama çok önemli çünkü size sınavda çıkabilecek soru tarzlarından bir tanesini yansıtıyor. Soru da size şöyle bir şey gelebilir. Aşağıdakilerden hangisi öz kaynaklarda yer alan unsurlardan bir tanesi değildir? Biraz sonra ekranda göreceğiniz şey hesap ismi değil, sadece hesap gruplarının başlığıdır. Yani unsurlarımızdır. Dikkat ederek okuyalım isterseniz. Öz kaynaklar grubunda ilk grubumuz ödenmiş sermaye grubu, sermaye yedekleri, kar yedekleri, geçmiş yıllar karları, dönem net karı bölümü var. Arkadaşlar ilk gruptan itibaren ele alarak gidelim. İlk gruba ne dedik? Ödenmiş sermaye grubu. Yani unsur. Tahtayı temizleyelim hemen. Ödenmiş sermaye işletmenin, daha doğrusu işletme sahiplerinin kuruluşta taahhüt ettikleri ve yerine getirdikleri rakamı gösterirken ödenmiş sermaye grubunda iki tane kullanacağımız hesap vardır. Bunlardan bir tanesi işletmenin Esas sermayesini yani esas sahüt edilen tutarını gösteren sermaye hesabımızdır. Bir diğeri de eksi işaretle ödenmemiş sermaye hesabıdır. Bu eksi işaretinin anlamı ne? Arkadaşlar bir tabloda daha doğrusu mali tablomuz olan bilançoda bir hesabın başında eksi işareti görüyorsanız bu düzenleyici bir hesap demektir. Ödenmemiş sermaye aslen aktif kareklerli bir hesaptır. Ama sermaye hesabında düzenleyici bir unsura sahip olduğu için bilançomuzun pasifinde pasifi düzenleyici hesap olarak yer almaktadır. Peki sermaye hesabı bizim için neyi ifade ediyor? İşletme sahibinin koymayı taahhüt ettiği sözleşmede gözüken sermaye tutarını ifade ediyor. Ama ödenmemiş sermaye hesabı taahhüt edilmesine rağmen henüz yerine getirilmemiş tutarı göstermekte. Peki biz kuruluşta bu hesapları nasıl kullanacağız? İsterseniz önce sermaye hesabının pasif karakterli bu hesabımızın nasıl işlediğine bir bakalım. Pasif karakterli hesapların ilk ünitelerde, tekrarlarda hatırlarsınız. İlk kaydı daima nereye olacaktır? Alacak tarafına olacaktır. Pasiflerimizde yani borçlarımızda veya sermayemizde artış meydana geliyorsa yine alacağına kayıt yapacağız. Eğer azalış meydana geliyorsa Hesabın borcuna kayıt yapmamız gerekecektir. Ve eğer pasif karakterli hesaplar kalan veriyorlarsa daima ne kalanı verir diyeceğiz? Alacak kalanı veriyorlar. Peki ödenmemiş sermaye hesabı da demiştik ki pasifi düzenleyici ama gerçekte aktif karakterli bir hesaptır. Dolayısıyla isterseniz onun işleyişine de bir bakalım. Aktif karakterli hesaplar ne zaman borçlanır ne zaman alacaklanır? İlk kayıtlarında yani açılış kaydında aktif karakterli hesabın borcuna kayıt yapıyoruz. Aktiflerimizde yani varlıklarımızda artış meydana geldiğinde yine borcuna, azalış meydana geldiğinde ise alacak tarafına kayıtlandırmak durumundayız. Ve diyoruz ki yine eğer aktif karakterli hesaplar kalan verirlerse pasiflerin tam tersine ne kalanı vereceklerdir? Borç kalanı vereceklerdir. Şimdi acaba sermaye hesabı ve ödenmemiş sermaye hesabını nasıl kullanacağız? Bir tane şirket kuruluşuna ilişkin bir örnek çözelim. Onun üzerinden e, hesapları kullandı, nasıl kullanacağımıza bakalım. Bir tane örnek kafamızdan yazalım. Diyelim ki A kişisi 50 milyar sermaye ile şirket kurmaya karar vermiştir. Ve sermayesinin 1 bölü 5'lik kısmını, taahhüt ettiği bu sermayenin 1 bölü 5'lik kısmını nakit olarak yerine getirmiştir. Arkadaşlar ikinci dönemde zaten şirketlerin kuruluş kayıtlarında sürekli bunlardan bahsedeceksiniz. Bir şirketin kuruluş kaydı mutlaka iki aşamalı olmak zorundadır. İlk aşamada sözleşmede taahhüt edilen esas sermayeyi kaydetmek zorundasınız. İkinci aşamada da ne yapacaksınız? Taahhüt edilen sermayenin ne şekilde yerine getirildiğini, ne kadarlık kısmının ödendiğini göstermek durumundasınız. Şimdi ilk önce bizim taahhüt edilen ortağımız tarafından taahhüt edilen 50 milyar liralık sermayeyi kayıtları almamız gerekiyor. Sermaye hesabı pasif karakterli bir hesap olduğuna göre ne demiştik? İlk kaydı daima nereye olacaktır? Alacak tarafına. O zaman geldik. İlk önce neyi yapıyoruz? Çok önemli. Taahhüt kaydını. Ortağın koymayı taahhüt ettiği 50 milyar lirayı. Sermaye hesabını maddemizde Alacak tarafına kaydettik taat edilen milyar kadar, tutar kadar. Peki ilk etapta bu 50 milyar sözleşmede gözüken bir rakamdır. Dolayısıyla ödenmemiştir. Ödenmemiş sermaye hesabımız içinde demiştik ki aktif karakterli eğer ilk kayıda yapılırsa ilk kayıt nereye yapılmak zorundadır? Borca. O zaman geldik ödenmemiş sermayeyi de borca aktardık son derece önemli bir kayıt. Ödenmemiş sermaye hesabını eğer borçta görüyorsanız ya şirket kuruluyor demektir ya da yine ikinci dönem göreceksiniz. Kurulan şirketin sermayesi arttırılıyor demektir. Bu soruyu mutlaka ara sınavda görebilirsiniz. Taahhüt kaydıdır bu. Arkadaşlar yukarıdaki kaydı verecek. Bu kaydı verecek soru size. Yukarıdaki kayıt hangi işleme aittir? Baktık ödenmemiş sermayeyi borçta görüyorsak dedik ki bu bir taahhüt kaydıdır. Peki şimdi bu niye bakacağız? Ortağımız taahhüt etti bu 50 milyar liralık sermayenin 1 bölü 5'lik kısmını nakit olarak yerine getirmiş. Yani 10 milyar liralık kısmını nakit nakten ödemiş. Demek ki bizim işletmemizin kasasına 10 milyar liralık giriş olmuş. Böylelikle taahhüt edilip ödenmeyen 50 milyar liranın 10 milyar liralık kısmı ödenmiş olacak. Dolayısıyla hesap bu sefer nereye geçecektir? Alacak tarafına kaydedilecektir. Yine bu kayıtta biraz önce söylediğim gibi son derece önemli bir kayıt. Ödenmemiş sermaye hesabını alacak tarafında görüyorsanız da taahhüt edilen sermayenin yerine getiriliyor olmasına ilişkin kayıttır diyeceğiz. Zaten söylediğim gibi ikinci dönemde şirketlerin kuruluş kayıtlarında bu iki aşamayı sürekli göreceksiniz, sürekli çözeceksiniz. Peki arkadaşlar, birinci unsurumuzda dedik ki ödenmiş sermaye bölümü vardır. Ödenmiş sermayede de sermaye hesabı ve ödenmemiş sermaye hesabı bir arada yer almaktadır. Siz taahhüt ettiğiniz 50 milyar liralık sermaye tutarından, şöyle kırmızıyla yazalım daha net gözüksün. Henüz ödenmemiş kısmı çıkarttığınız takdirde şöyle 40 yazalım. Onunu ödedik. Neyi bulmuş olacaksınız? Ödenmiş sermaye miktarını bulacaksınız. Kaç olarak? 10 milyar olarak. O yüzden diyoruz ki ödenmemiş sermaye, ödenmiş sermaye unsurunu bulmayı kolaylaştırdığı için bilançomuzun pasifinde düzenleyici bir hesaptır. Burada küçük bir noktaya daha dikkat etmemiz gerekiyor. Size soracaktır aşağıdakilerden hangisi büyük defter hesabı diye değildir diye. Ödenmiş sermaye dediğimiz bir unsurdur. Yani bilançonun bir alt başlığıdır. Bu başlık altındaki büyük defter hesaplarımız sermaye hesabı ve ödenmemiş sermaye hesabı olacaktır. Peki öz kaynaklar grubunda ikinci bölümde nelere bakacağız? Yedeklerimize bakacağız. Daha sonra diyeceğiz ki yedeklerimiz kar yedekleri ve sermaye yedekleri olmak üzere ikiye ayrılır ve onları incelemeye başlayacağız ama ilk etapta yedek ne demek isterseniz onun tanımına bakalım. Yedek öz kaynak bünyesini sağlam tutmak İşletmenin gelişimini ve devamlılığını sağlamak, işletme sahip ve alacaklıların hakkını korumak ve öz kaynak azalışlarını karşılayabilmek amacıyla net karın dağıtılmayıp işletmede bırakılan kısmıdır diyoruz. İlk önce isterseniz bu yedeklerden sermaye yedeği dediğimiz grubu inceleyelim. Ada üstünde sermaye yedekleri sermaye hareketlerinden sağlanan yedeklerdir. Bu grupta yer alan hesapları birazdan inceleyeceğiz. İsterseniz ekranlarınızda takip edin. Sermaye yedekleri 3 tane, hisse senede ihraç primleri, hisse senede iptal karları, maddi duran varlık yeniden değerleme artışları olarak karşımıza çıkıyor. Yine bunları mutlaka bilmeniz gerekiyor. Soru tarzı size nasıl geliyor? Aşağıdakilerden hangisi bir sermaye yedeğidir diye. Dolayısıyla diyeceğiz ki hisse senede iptal karları hisse senetleri, ihraç primleri, maddi duran varlıklar, yeniden değerleme artışları sermaye hareketlerinden sağlanan yedekler olduğu için sermaye yedekleridir diye mutlaka bunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi bu sermaye yedeklerinin tek tek ne anlama geldiğini tanımlarını okuyalım. Ama tanım olarak da soru size gelebilir. Dolayısıyla tanımları okurken de lütfen biraz daha dikkatimizi vererek okumaya çalışalım. İlk sermaye yedeğimiz hisse senedi ihraç primleri. Sermaye artırımına giden sermaye şirketlerinin hisse senetlerini nominal bedelin üzerinde bir bedelle çıkartması durumunda ihraç fiyatı ile nominal bedel arasındaki farkdır diyoruz. Soru zaten size geldiğinde yanıtı da içinde oluyor arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz sermaye artırımına giden bir anonim şirketin işte hisse senetlerinin nominal değeri ile ihraç değeri arasındaki fark dedi. E nominal değer üzerinde yazılı değer, ihraçla piyasaya für, e, sürüldüğü değer olduğuna göre ikisi arasındaki fark bize neyi verecektir? Hisse senetleri ihraç primlerini verecek ve inceleyeceğimiz hesapta hisse senetleri ihraç primleri hesabı olacaktır. Peki bir diğer sermaye deyimiz neymiş bir bakalım. Hisse senedi iptal karları. Anonim şirketlerde sermaye taahhüdünü yerine getirmeyen ortağın hisseleri iptal edilerek yerine yeni ortak alınırsa Yeni ortağın hisseler için ödediği bedelle hisse senetlerinin nominal bedeli arasındaki fark hisse senedi iptal karı olarak kabul edilir. Bunda da ne yapıyoruz? İşte atıyorum 3 ortağız. İkisi taahhüt ettiği sermayeyi yerine getirdi. Üçüncü ortak sözleşmede belirtilen süreye kadar taahhüt ettiği sermaye tutarını yerine getirmedi. O ortağın hisselerini iptal ettik ve karlı bir şekilde başka birisine sattık. O zaman o aradaki karı nerede takip edecekmişiz? Hisse senetleri iptal karları dediğimiz hesabımızda. Peki bir diğer sermaye değimize bakalım. Maddi duran varlık yeniden değerleme artışları. Yeniden değerleme sonrası bulunan değerle eski değer arasındaki farka maddi duran varlık yeniden değerleme artışı denir. Arkadaşlar bu hesabı zaten siz duran varlıkları incelerken hatırlıyorsunuz orada da geçmişti. Enflasyon dolayısıyla paranın satın alma gücünde bazı düşmeler meydana geliyordu. O değer düşüklüklerini ortadan kaldırabilmek için Maliye Bakanlığı'nın her yıl ilan ettiği değerleme kuruyla yeniden değerleme oranıyla biz ne yapıyorduk? Eski fiyatlarımızı bugünkü enflasyona karşı güncel duruma getirmeye çalışıyorduk. Yeniden değerleme öncesi net değerle, yeniden değerleme sonrası net aktif değer arasındaki farkı da nerede takip ediyorduk? Maddi duran varlıklar, yeniden değerleme artışları dediğimiz sermaye yedeği hesabımızda. Peki geldik. Dedik ki biraz önce sermaye yedekleri sadece sermaye hareketlerinden sağlanan yedektir. Bir de kar yedeklerimiz var. O zaman kar yedeklerini tanımlarken ne diyeceğiz? İşletmenin faaliyetleri sonucunda elde edilen kar üzerinden ayrılan yedekler olarak ifade edeceğiz. Son derece önemli. Kar yedeklerimiz nelerdir? Bunların tek tek tanımları nelerdir? Sınav sorusu olarak karşınıza çıkabilir tekrar söylüyorum. Birebir hepsini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Peki bakalım. Öz kaynaklar grubunda kar yedekleri grubunun altında hangi hesaplarımız varmış? Yasal yedekler, statü yedekleri, olağanüstü yedekler, özel fonlar. Şimdi tek tek bunları ele alacağız. İlk önce yasal yedeğin ne demek olduğuna bir bakalım. Arkadaşlar yasal yedek adı üstünde yasal yani kanunen zorunlu yedek anlamına geliyor. Zaten tanımını okuduğumuz zaman da birebir e, başlığından da yakalayabiliriz. Yasal yedekler Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ayrılan yedeklerdir. Her yıl safi karın 20'de birini buluncaya kadar yasal yedek akçe ayırmak zorundadır. Arkadaşlar Yasal yedek demek kanunlara göre ayrılması gereken yedek demek. Demek ki Türk Ticaret Kanunu'ndaki e, hükümlere göre ayırmamız gereken yedek zorunlu. Yani ya, yasal yedek olarak karşımıza çıkacak ve yasal yedekler dediğimiz kar yedekleri hesabında takip edilecek. Peki diğer kar yedeklerimiz ne? Statü yedekleri. Ana sözleşme hükümlerine göre ayrılan yedeklerdir. Hani belki çağrışım yapar statünün s'si sözleşmenin s'si. Sözleşmeye göre ayrılan yedek aşağıdakilerden hangisidir tarzında bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Sözleşmeye göre ayrılan yedeğe diyoruz ki statü yedeği. Bir diğer yedeğimiz neymiş? Bakalım hemen. Olağanüstü yedekler. Şirket genel kurulu kararına göre ayrılan yedeklerdir. Evet yine tanım olarak sınavda soru olarak karşımıza çıkabilir. Genel kurul kararı ile ayrılması gerekli olan yedeklere ne ad veriliyormuş? Olağanüstü yedekler. Peki yine Duran varlıklar ünitesinden gördüğümüz bir kar yedeğimiz söz konusu şimdi. Onun tanımına da bakalım isterseniz. Özel fonlar, yenileme, yatırım, genişletme gibi amaçlarla fon adı altında ayrılan yedeklerdir. Yani özel fonlarda siz paranızı, yedeğinizi nereye harcayacağınızı biliyorsunuzdur. Tahsis yeri belli olan yedeğimiz olarak da karşımıza çıkabilir yine soruda. Peki arkadaşlar biz nelere baktık? Öz kaynaklar unsurunda yer alan birinci unsurumuz olan ödenmiş sermaye unsuruna ve bunun altındaki hesaplara baktık. Sonra yedekleri ele aldık ve bunları ayırdık. Sermaye hareketlerinden doğan yedeklere sermaye yedekleri adını verdik. Kar e, sonucunda ayrılan yedeklere de kar yedekleri adını verdik ve bunların alt hesaplarına da daha doğrusu ana hesaplarına da baktık. Peki şimdi hangi unsurdayız? Dönem net karı bölümündeyiz. Arkadaşlar dönem net karı veya zararı hesabını bir yerden hatırlıyor musunuz? Dönem içinde biz ne yapıyorduk? Öz kaynaklarımızda artış yaratan işlemlerimizi yani gelirlerimizi daima alacak tarafına, giderlerimizi yani öz kaynaklarımızda azalış yaratan işlemleri de dönem içinde daima nereye kayıtlandırıyorduk? Borç tarafına. Ve dönem sonunda tüm gelirlerimizi ve tüm giderlerimizi dönem karı veya zararı dediğimiz hesaba devrederek kapatıyorduk. Peki dönem içinde daima alacağı kaydedilen gelir hesaplarının tümünün alacak toplamları dönem karı veya zararı hesabının yine alacak tarafına aktarılıyor. Gider hesaplarının tutarları da dönem karı veya zararı hesabımızın borç tarafına aktarılıyor. Dolayısıyla biz Faaliyetler sonucunda elde edilen kar mı var, zarar mı var bunu net olarak burada görebiliyoruz. Eğer dönem karı veya zararı hesabı borç kalanı veriyorsa giderlerimiz gelirlerimizden büyük demektir. Dolayısıyla işletme zarar etmiştir. Yok değil, gelirlerimiz giderlerimizden büyükse yani hesap alacak kalanı veriyorsa verilen bu kal kalan bize vergiden önceki karımızı gösterecektir. Çünkü eğer kar elde ediyorsak devlet elde ettiğimiz karın üzerinden bir de bizden ne alacaktır? Vergi alacaktır. Peki biz acaba dönem karı veya zararında gözüken bu tutarı yani gelir tablosunda gözüken bu tutarı bilançomuza öz kaynaklar unsurunda grubunda yer alan hesaplarımıza nasıl aktaracağız? Bir tane örnek çözelim o örnek üzerinde sorumuzu çözümlemeye çalışalım. Örneğimiz şöyle gelmiş. Dönem karı veya zararı hesabının borç toplamı 70 milyon, alacak toplamı 100 milyon. İşletmenin döneme ait vergisi 10 milyon TL'dir. Net karı veya zararı bularak yevmiye kayıtlarını yapınız demiş. Arkadaşlar borç toplamı 70, alacak toplamı 100. Bu ne demek? Hesap alacak kalanı veriyor. Ne kadar alacak kalanı verdi? 30 milyon lira alacak kalanı verdi. Ama dikkat edeceğimiz şey, bu 30 milyon bizim net karımız değil. Vergiden önceki karımız. Bizim bir de bundan niye düşmemiz gerekiyor? Devletin bizden alacağı 10 milyon liralık vergiyi düşmemiz gerekiyor. Demek ki bizim net karımız kaç lira gözükecek? 20 milyon lira gözükecek. Peki isterseniz bunun yevmiye kaydını yapalım. Alacak kalanı veren bu hesabı kapatabilmek için neresine kayıtlandırmak zorundayız? Verdiği kalan kadar borç tarafına kaydetmek zorundayız. O zaman yapacağımız yevmiye kaydında da geldik. Dönem karı veya zararı hesabını borçlandırarak 30 milyon lira kapattık. Buradaki 30 milyondan ne düşmemiz gerekiyor dedik? Devletin bizden aldığı 10 milyon liralık vergi tutarını. Bu 10 milyon lirayı da dönem karı, vergi ve yasal yükümlülükler karşılığı hesabında takip edeceğiz arkadaşlar. Demek ki Devletin elde ettiğimiz kar üzerinden aldığı vergi yani bu 10 milyon liralık tutar dönem karı, vergi ve diğer yasal yükümlülükler karşılığı hesabının neresinde takip edilecekmiş? Alacak tarafında. Peki biz artık neye ulaşmış olacağız? Dönemin net karı veya zararına ulaşmış olacağız. Yine bir gelir tablosu hesabı olan dönem net karı veya zararı hesabını net kar tutarı kadar ne yaptık? Alacaklandır. Ancak her iki hesapta da gelir tablosunda işlemler yaptık. Yani bir gelir tablosu hesabını kapattık. Onu nereye attık? Başka bir gelir tablosu hesabına. Şimdi yapacağımız şey ortaya çıkan bu 20 milyon liralık net karı bilançomuzda öz kaynaklar grubunda göstermeye çalışmak. Dolayısıyla dönem net karı veya zararı hesabını da bu sefer borçlandırarak kapatacağız. Ve onu bilançoda öz kaynaklar grubunda öz kaynaklarımızı arttıran bir unsur olarak gördüğümüz dönem net karında takip edeceğiz. Arkadaşlar yaptığımız yövmiye kaydını ekranınızda da görebilirsiniz. Ekranda da gördüğünüz üzere önce bürüt karımızdan vergi ve yasal yükümlülükler karşılıklarını çıkarttık. Kalan rakamı yine bir gelir tablosu hesabı olan dönem net karı veya zararı hesabına aktardık. Ancak diyoruz ki bizim amacımız bilançoya aktarımı sağlamaktır. Bilançoda da bu net karı görmektir. Dolayısıyla dönem net karı veya zararı hesabını bu sefer borçlandırarak kapatıp buradaki net kar tutarını bilançomuzda gözüken dönem net karı hesabına aktardık. Peki tam tersi olsaydı acaba ne yapacaktık? Yani hesabımız alacak kalanı değil de borç kalanı verseydi ne yapmamız gerekiyordu? İsterseniz bir başka örnekte de onu inceleyelim. Örneğimiz şöyle gelmiş. Dönem karı veya zararı borç toplamı 100 milyon, alacak toplamı 70 milyon. Net karı veya zararı bularak yevmiye kaydını yapınız demiş. Arkadaşlar verileri buraya geçirdik. Bir bakalım. Dönem karı veya zararı hesabımız ne kalanı veriyor? Borç kalanı. Bu ne demek? Giderlerimiz gelirlerimizden büyük demek. Ne kadar zarardayız bu durumda? 30 milyon lira zarar söz konusu. Peki arkadaşlar yapacağımız işlem aynı dönem karı veya zararında ortaya çıkan kar durumuyla aynı. Yine iki yevmiye kaydıyla aktarma bilançoya aktarımı gerçekleştireceğiz. İlk önce diyeceğiz ki borç kalanı veren dönem karı veya zararı hesabını kapatabilmek için neresine kayıt yapmamız gerekiyor? Alacak tarafına. Geldik dönem karı veya zararı hesabını zarar tutarı olan 30 milyon lira kadar ne yaptık? Alacaklandırdık. Bu zararı yine bir gelir tablosu hesabı olan dönem net karı veya zararı hesabına aktarmak durumundayız. Dönem net karı veya zararı hesabını borçlandırdık. Şimdi de bu hesap vasıtasıyla ortaya çıkan 30 milyon liralık zararımızı bir bilanço hesabı olan dönem net zararı hesabına aktaracağız. Borca kaydettiğimiz bu hesabı kapatabilmek için şimdi ne yapmamız gerekiyor? Ters tarafına, yani alacak tarafına kayıtlandırmamız gerekiyor. Geldik dönem net karı veya zararı hesabını 30 milyon lira alacaklandırdık. Ortaya çıkan bu 30 milyon lira zarar bilançoda nasıl gözükecek? Dönem net zararı bölümünde 30 milyon lira olarak gözükecek. Evet arkadaşlar, ünitemizde ele alacağımız unsurlar bu kadar. Çünkü dedik ki öz kaynaklar bilançomuzun son grubudur. Bu grupta yer alan bazı unsurlarımız vardır. Bunlardan bir tanesi ödenmiş sermayedir. Ödenmiş sermayenin altında iki tane hesap bulunmaktadır. Bunlar sermaye hesabı ve ödenmemiş sermaye hesabıdır. Daha sonra yedek kavramı üzerinde durduktan sonra kar yedeklerini ve sermaye yedeklerini ayırdık. Mutlaka bilmeniz gereken şey sermaye yedekleri kardan ayrılmaz. Nereden ayrılır? Sermaye hareketlerinden doğan yedeklerdir diyoruz. Kar yedekleri ise faaliyetler sonucunda elde edilen ancak ortaklara dağıtılmayıp işletmede bırakılan karlardır. Kar yedekleri nelerdir? Sermaye yedekleri nelerdir? Tanımları nelerdir? Mutlaka bilmeniz gerekiyor. Bir başka unsur olarak ne söyledik? Dönem net karı bölümünün unsurunu söyledik. Tabii ki işletme eğer zarar elde ediyorsa ona ne diyeceğiz? Dönem net zararı diyeceğiz. Yine bir başka unsurumuz da geçmiş yıllar karıdır. Eğer geçmiş yıldan kar değil zarar devrediyorsa bu seneye o zaman onu da nerede takip edeceğiz? Geçmiş yıllar zararını da takip edeceğiz. Hocam bu affedersiniz. Buyurun hocam. Şimdi e, bu öz kaynaklarla ilgili unsurları nitelerken e, ödenmiş sermayeden bahsettiniz, kar yedekleri sermaye yedekleri şeklinde devam etti. Bunları öz kaynakları artırıcı unsurlardır diye ifade edebiliriz. Ee, ödenmemiş sermaye konu anlatımı içerisinde açıkladınız. Öz sermayeyi genellikle öz kaynaklara bildiği ifadeyle azaltır dediniz. Bunun dışında acaba dönemli zararı azaltıcı bir unsur mudur ya da geçmişi zararları öz kaynağı azaltıcı bir unsur mudur? Onunla da ilgili bir e, açıklama yaparsanız sevinirim. Aslında hocamızın bu konuya değinmesi çok güzel oldu. Çünkü çok sık karşılaştığımız bir sınav sorusudur bu. Aşağıdakilerden hangisi öz kaynakları azaltıcı bir unsurdur tarzında sorular geliyor. Öz kaynaklarımızı azaltan unsurlardan bir tanesi hocamın da söylediği gibi ödenmemiş sermaye hesabıdır. Bir diğer unsurumuz dönemin zararını gösteren dönem net zararı. Diğeri de geçmiş yıldan gelen zararımızdır. Yani geçmiş yıllar zararı. O zaman diyebiliriz ki öz kaynakları azaltan 3 tane unsur vardır. Bunlardan bir tanesi taahhüt edilmesine rağmen yerine getirilmemiş ödenmemiş sermaye, bir diğeri dönem net zararı, bir diğeri de geçmiş yıllar zararı olacaktır. Onun haricinde ele aldığımız unsurlar diyoruz ki öz kaynakları arttırıcı bir niteliğe sahiptir. Peki arkadaşlar, isterseniz sorularımıza bakalım. Sınavda ne tarz sorular çıkabiliyor? Tek tek inceleyelim. Sorumuz şöyle gelmiş. Aşağıdakilerden hangisi kar yedekleri arasında yer almaz? A) Yasal yedekler, B) Statü yedekleri, C) Olağanüstü yedekler, D) Hisse senedi iptal karları, E) Özel fonlar. Arkadaşlar kar yedekleri kardan ayrılan yedeklerdir ve kar yedeklerini sayarken şöyle demiştik. Yasal yedekler, statü yedekleri, olağanüstü yedekler ve özel fonlar hesabından bahsetmiştik. Dolayısıyla şıklara baktığımızda D şıkkında gözüken hisse senedi iptal karları kar yedeği değil bir sermaye yedeğidir. Ama isterseniz yasal yedek ne demekti, statü yedeği ne, ne demekti onları da tek tek bir hatırlayalım. A şıkkında verilen yasal yedek kardan ayrılan bir yedektir. Türk ticaret kanununa göre ayırdığımız yedektir. B şıkkında verilen statü yedekleri işletmenin sözleşmesindeki hükümler gereğince ayrılan yedektir diyoruz. C şıkkında verilen olağanüstü yedekleri tanımlarken genel kurul kararı ile ayrılması gereken yedekler diyoruz. D şıkkını zaten sorumuzun cevabı olarak ifade ettik. O bir kar yedeği değil sermaye yedeğidir dedik. E, zamanında taahhüdünü yerine getirmeyen bir ortağın hisselerinin e, iptal edilerek o hisselerin başka bir ortağa karla satılması durumunda ortaya çıkan farkları takip ettiğimiz hesaptır dedik. Peki arkadaşlar bir başka soruya döndüğümüzde. Sorumuz şöyle geliyor. Şirket sözleşmesine konulan bir hükme göre ayrılan yedeklere ne ad verilir? Her zaman için aklınızda böyle çağrışımlar yaptıran şeyler yakalamaya çalışın. Çünkü birçok şeyi ezberlemeniz mümkün olmayabilir. Sözleşmeye göre ayrılan hükümlere göre diyor. Sözleşme hükümlerine göre ayrılan yedeğe ne denir diyor. Sözleşmenin S'si, statünün S'sini size çağrıştırsın. O zaman diyeceğiz ki şıklarda statü yedeği neredeyse onu cevaplandırmamız gerekiyor. Şıklara baktığımızda evet B şıkkında statü yedekleri olarak sorumuzun doğru cevabı ifade edilmiş. Bir başka sorumuz arkadaşlar şöyle gelecek. Sermaye arttırımına giden anonim şirketlerin hisse senetlerini nominal bedelin üzerinde bir bedelle çıkartması durumunda ihraç fiyatı ile nominal değer arasındaki fark aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir? Hatta ünitenin bu bölümünde anlatırken demiştik ki size soru cevabı verecektir. Çünkü soruda ne diyor? Nominal değerle ihraç değeri arasındaki fark. O zaman şıklara baktığımızda hisse senetleri ihraç primlerinin doğru şık olarak karşımıza çıktığını göreceğiz. Hangi şıkta verilmiş doğru cevap? Baktığımızda evet D şıkkı hisse senedi ihraç primleri olarak tanımlandırmışız. Evet arkadaşlar sınavda karşılaşabileceğimiz soru tarzlarını 3 aşağı 5 yukarı böylelikle görmüş olduk. Üniteden sizin karşınıza çıkacak şeyler, sorular daha ziyade sözel sorulardır. Dolayısıyla her bir hesabın ne işe yaradığını, nasıl tanımlandığını mutlaka bilmeniz ve hangi unsura girdiğini mutlaka bilmeniz gerekiyor. 8. ünitemizi bitirdik. Bir sonraki ünitede tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. 9. ünitemizle birlikteyiz. 9. ünitede hesapların kapatılmasını ele alacağız ve mali tabloların düzenlenmesi konularına değineceğiz. Arkadaşlar biliyorsunuz bilanço hesaplarını biz ikiye ayırmıştık. Sürekli duyuyorsunuz aktif hesaplar ve pasif hesaplar olmak üzere. Aktif karakterli hesaplarımız işletmenin sahip olduğu iktisadi değerleri ifade eden yani varlıklarını gösteren hesaplardı. Aktif karakterli hesaplar eğer kalan veriyorlarsa daima ne kalanı vereceklerdi? Borç kalanları. Pasif karakterli hesaplarımız ise yani borçlarımızı ve sermayemizi gösteren hesaplardaysa durum tam tersineydi. Eğer kalan veriyorlarsa bu hesaplarımız daima ne kalanı vereceklerdi? Alacak. Şimdi bizim yapmamız gereken şey borç kalanı veren bu hesapları verdikleri kalan kadar alacaklandırıp kapatırken Alacak kalanı veren pasif karakterli hesapları da verdikleri kalan kadar borçlandırarak kapatmak olacak. İsterseniz hesapların kapatılmasının nasıl tanımlandığını ekranda bir takip edelim. Hesapların kapatılması. Borç kalanı veren hesapların kalan kadar alacaklandırılması ve alacak kalanı veren hesapların kalan kadar borçlandırılması işlemine hesapların kapatılması denir. Burada dikkat edeceğiniz unsur eğer size bir soru veriliyorsa o soruda verilen hesapların aktif karakterli mi yoksa pasif karakterli hesap mı olduğuna dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela bir tane örneği ele alalım. O örnek üzerinde hesapları nasıl şekilde kapattığımıza bir bakalım. Örneğimiz de şöyle diyor. Aşağıda verilen hesaplar için yapılacak kapanış kaydı nasıl olmalıdır? Hesaplarımız nelermiş? Kasa, banka kredileri, şöyle kısaltarak ben tahtaya geçiriyorum. Bankalar hesabı, alıcılar hesabı, satıcılar hesabı, alacak senetleri hesabı, ticari mallar hesabı, sermaye hesabı ve son olarak demirbaşlar hesabı verilmiş. Şimdi biz kapanışı yaparken mutlaka bu hesapların ne ifade ettiğini bilmek zorundayız. Yani aktifimiz mi, pasifimiz mi? Bakalım. Kasadaki Para mevcudumuz. Bizim için nedir? Varlıktır. E varlıklar yani aktifler borç kalanı veriyorsa diyoruz demek ki kapatılırken kasa hesabının nerede olması gerekiyor? Alacak tarafında. Bakalım banka kredileri. Banka kredileri hesabı bizim bankaya olan kredi borcumuzu ifade etmektedir. Borçtan söz ettiğimize göre demek ki diyoruz ki banka kredileri pasif karakterli bir hesaptır ve eğer kalan veriyorlarsa alacak kalanı vereceklerdir. Dolayısıyla biz bunu kapatırken nereye aktarmak zorundayız? borç tarafına aktarmak zorundayız. Şuraya da pasif yazayım. Bankalar hesabı. Bankalar hesabında işletmelerin bankadaki mevduat hesaplarını yani varlıklarını takip ediyorsunuz. E demek ki bankalarda kalan verirlerse borç kalanı vereceklerdir. Kapatabilmek için nereye aktarım yapmak zorundayız diyoruz? Alacak tarafına. Yapacağımız tüm işlemler aynı şekilde ortaya çıkacak. Alıcılar hesabı alacak hakkımızı gösterdiği için varlıktır. Satıcılar hesabı satıcılara olan borcumuzu gösterdiği için pasif karakterli bir hesaptır borçlarımızı gösterir. Alacak senetleri keza varlıklarımızı ifade eder. Ticari mallar yine varlıklarımızı yani aktiflerimizi ifade eder. Sermaye zaten bilançomuzun pasifinde yer alır. Dolayısıyla bu da bizim pasif karakterli bir hesabımızdır. Demirbaşlar hesabı da ne olacaktır? İşletmenin varlıklarını temsil edecektir. Şimdi yapacağımız işlem. Varlıkları gördüğümüz hesapları ne yapacağız kapatmak için? Alacak tarafına aktarırken borçlarımızı ve sermayenizi gösterdiğimiz pasif karakterli hesapları da kapatabilmek için borç tarafına aktarımda bulunacağız. Yapacağımız yövmeye kaydını ekranda siz de takip edebilirsiniz. Gördüğünüz üzere banka kredileri, satıcılar, sermaye hesapları borçlandırılarak kapatılırken kasa, bankalar, alıcılar, alacak senetleri, ticari mallar, demirbaşlar ne yapmışlar? Alacaklandırılarak, kapatılarak dönemi sonlandırmışlar. Peki arkadaşlar, bu hesapların kalanları bize neye ifade ediyor? Aktif karakterli yani varlıklarımızı gösteren hesapların borç kalanları bizim bilanço dediğimiz mali tablomuzun aktif tarafını oluştururken pasif karakterli hesaplarımızın alacak kalanı da bilanço dediğimiz mali tablonun nesini oluşturacak? Pasif kalemlerini oluşturacaktır. Peki biz bilançoyu nasıl düzenlemek zorundayız? Bilançoyu düzenlerken dikkat edeceğimiz özellikle üzerinde duracağım şey likiditedir. Yani bilançonun hazırlanmasında şöyle bir kaide vardır. Yani genelde dikkat ettiyseniz, incelediyseniz herhangi bir şirketin bilançosunu. Paraya en çabuk dö döndürülebilen, çevrilebilen varlıklar bilançonun en üstünde yer alırken paraya çevrilmesi en güç olan varlıklar bilançomuzun en alt kalemlerini oluşturmaktadır. Aynı şey pasif içinde geçerli. Bilançomuzda daha doğrusu işletmemizin bir yıl içinde ödeyeceği, en çabuk ödeyeceği borç en üstte yer alırken en sonra ödemesi gereken borçlar da nerede yer alacaktır? Alt taraflara doğru. Dolayısıyla diyoruz ki bilanço düzenlenirken dikkat edeceğimiz unsurlardan bir tanesi likidite. Yani paraya çevrilebilme hızıdır. Bir başka dikkat edeceğimiz hususta bilançonun açık Tutarlı ve samimi olması gerekliliğidir. O zaman acaba bu açıklık, samimiyet ne demek? Doğruluk, dürüstlük ne demek? Bilanço'da onlara bir bakalım. Doğruluk, muhasebe kayıtlarına uygunluktur. Bilanço'da arayacağımız bir e, özelliğimiz doğruluk. Bir başka özelliğimiz nasıl karşımıza çıkıyor? Samimiyet. Samimiyet, varlıkların ve borçların değerlendirmesinde uygun ölçülerin kullanılmasıdır. Hatırlıyorsanız bütün ünitelerde hesapları anlatırken demiştik ki Türk Ticaret Kanunu'na göre şu şu değerleme ölçüleri, vergüsü kanuna göre farklı değerleme ölçüleri kullanılır diye. Peki bir başka bilançoda dikkat edeceğimiz unsur neymiş? Açıklık. Bilançolar düzenlenirken hesapların işletmenin yapısına uygun ve bu yapıyı açıkça yansıtacak şekilde düzenlenmesidir. Yani her bilançoya baktığınızda hangi işletmenin yapısını Yansıttığını net olarak görebilmeniz ve o işletmenin hangi faaliyetle uğraştığını da zaten bilançoya baktığınızda anlayabilmemiz gerekiyor. Peki bir başka unsurumuz ne? Süreklilik ve ayniyet. Dönemler itibariyle tutarlılık gösterilmesidir demişiz. Bunlarla ilgili çok fazla soru gelmemesine rağmen yine de kafamızın bir kenarında durmasında fayda var diye düşünüyorum. Peki isterseniz biraz bilançodan bahsedelim. Bilançonun tanımını, işte şeklini çok defa anlattık ama son kez arasından öncesi bir daha tek toparlayalım isterseniz. Bilanço dediğimiz mali tablo işletmenin belirli bir tarihteki varlıklarını, borçlarını ve sermayesini yani mali durumunu gösteren tablodur diyoruz. Peki biz bilançoyu kaç gruba ayırmıştık? İsterseniz ekranda da onları görebiliyoruz. İlk etapta aktif ve pasif olmak üzere ikiye ayırdık. Daha sonra aktiflerimizi yani varlıklarımızı kendi içinde dönen varlıklar, duran varlıklar olmak üzere ikiye ayırdık. Pasif tarafı yani kaynaklarımızı gösteren tarafı ise kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar ve son olarak da öz kaynaklar olarak bölümlendirdik. Şimdi bakalım bilançomuzdaki bu gruplar, dönem varlıklar, duran varlıklar, kısa vadeli yabancı kaynaklar acaba ne demek? Bunlar çünkü son üniteye dair sınav sorusu olarak karşımıza çıkabilecek tanımlardır. Dolayısıyla mutlaka çok dikkatli takip etmenizde fayda var. Dönem varlıklar, para ve bir yıl veya işletmenin normal faaliyet döneminde paraya dönüşmesi, satılması veya tüketilmesi beklenen varlıklardır. Mesela arkadaşlar dönem varlıkların en ee, i̇lk akla gelen örneği kasadır. Kasadaki likit paranız yani nakit paranızdır. Onun haricinde başka ne örnek verebiliriz? Ticari mal. Ticari mal ne demek? İşletmenin satmak amacıyla aldığı mal demektir. E, dolayısıyla sen bir an önce ne yapmaya çalışırsın? Malını satarak paraya çevirmeye çalışırsın. Dolayısıyla bunlar dönen varlıklar grubunda yer alan hesaplardan bir ikisidir diyoruz. Peki acaba duran varlık ne demek? Bir bakalım. Duran varlıklar bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüşmesi veya satılması beklenmeyen varlıklardır. Mesela ne gibi olabilir? Demirbaşlar gibi. Demirbaşların faydası bize bir yıldan daha uzun sürüyor ve biz onları satmak değil kullanmak amaçlı alıyoruz. Aynı şekilde binalar, tesis makine ve cihazlar, taşıtlar da örnek verilebilir duran varlıklar grubuna. Peki bilançomuzun pasifinde yer alan kısa vadeli yabancı kaynak acaba ne demek? Kısa vadeli yabancı kaynak bir yıl içinde ödenmesi gereken borçlardır. Eğer e, kısa vadeli yabancı kaynaklar grubunda yer alan bu e, banka kredileri hesabını görüyorsanız bu ne demek olacak? Siz bankaya olan o kredi borcunuzu bir yıl içinde ödemek durumundasınız demek olacak. Yok değil, banka kredilerini uzun vadeli yabancı kaynaklar bölümünde görüyorsak acaba ne ifade edecek İsterseniz ona bakalım. Bir yıldan uzun sürelerde ödenecek olan borçlardır diye tanımlanmış uzun vadeli yabancı kaynaklar. O zaman diyoruz ki eğer banka kredilerini uzun vadeli yabancı kaynaklar grubunda yer görüyorsak demek ki o bankaya olan kredi borcumuzu bir yıldan sonra ödememiz gerekecek diyoruz. Peki öz kaynak ne? bilançomuzun son bölümünü oluşturan öz kaynaklar. İşletme sahip veya ortaklarının işletmenin varlıkları üzerindeki haklarıdır. İşletme sahip veya ortaklarınca sağlanan sermaye ile dağıtılmayarak işletmede bırakılan yedekler ve dağıtılmamış karları kapsar diyoruz. Peki biz işlemlerimizi yaparken iki tane mali tablo üzerinde çok önemli durduk. Bunlardan biri bilançoydu, bilançoyu hatırladık şimdi. Diğer mali tablomuz neydi? Gelir tablosu. İsterseniz şimdi de gelir tablosunun tanımına bakalım. Gelir tablosu nasıl tanımlanmış? Bir işletmenin belirli bir döneme ait faaliyetlerinin bir sonucu olan kar veya zararını ve bu sonuca nasıl ulaşıldığını gösteren tablodur. Şimdi arkadaşlar gelir tablosunda kar veya zararı görüyoruz ama kar iki farklı şekilde tanımlanabilir ticari kar, vergi karı olmak üzere. Dolayısıyla karla ilgili farklı yaklaşımlar söz konusu. Bundaki temelde nedir? Türk Ticaret Kanunu karı farklı bir açıdan ele almış, vergi suyu kanunu da farklı bir açıdan ele almıştır. İsterseniz vergi karı ne demek, ticari kar ne demek bunların tanımlarını okuyalım. Ondan sonra üzerinde konuşmaya devam ederiz. Ticari kar, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre bulunan kardır. Peki o zaman vergi karı ne olacak? Türk Ticaret Kanunu değil bu sefer başka bir kanuna göre hesaplanacak. Yani şu şekilde tanımlandırabiliriz. Vergi karı, vergi usul hükümlerine göre bulunan kardır diyebiliriz. Arkadaşlar Türk Ticaret Kanunu karı hangi açıdan ele almış? İşletme sahip ve ortaklarının korunması açısından ele almıştır. Ama vergi usul kanunu ve devletin işletmelerden kardan alacağı vergiyi tespit etmek amacıyla karı farklı bir boyutta ele almıştır. Şimdi işletme sahipleri ticari karını bilmek isterlerken devlet vergi daireleri neyi bilmek isteyecektir? Vergi kârını. O zaman biz diyoruz ki dönemin sonunda bizim devlete ödeyeceğimiz vergiyi tespit edebilmemiz için ticari kardan vergi kârına ulaşabilmek için bazı şeylere, bazı unsurlara dikkat etmemiz gerekiyor. Sınavda karşınıza soru olarak gelebilecek unsurlardan bir tanesidir. Son derece önemli. Zaten ikinci dönemde bazı ünitelerde tekrar bunun üzerinden geçmiş olacaksınız. İsterseniz bir bakalım. Ticari kar ile vergi kârının karşılaştırdığımızda ortaya çıkan farklar neler? Ticari kar ile vergi karının karşılaştırılması. Değerleme yönünden karşılaştırma, giderler yönünden karşılaştırma, amortismanlar yönünden karşılaştırma, karşılıklar yönünden karşılaştırma. Şimdi arkadaşlar, değerleme ölçüleri Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu'na göre ayrı ayrı ele alınıyordu. Mesela işte aklıma ilk gelen ne olabilir? En basitinden alacak senetleri. Alacak senetleri Türk Ticaret Kanunu'na göre itibari değerle değerlenir diyorduk. Ama Vergi Usul Kanunu'na göre ya mukayyet ya da tasarruf değerinden biriyle değerlenmek durumundaydı. E demek ki ortaya çıkan bazı farklar var. Eğer biz ticari karla Türk Ticaret Kanunu'ndaki hükümlere göre alacak senetlerimizi değerlersek farklı sonuçlar tespit edeceğiz. Vergi Usul Kanunu'na göre değerlersek de farklı sonuçlar elde edeceğiz. Bir diğer unsur neydi? Amortismanlardı. İşletmeler e, duran varlıklarında yıpranma payı ayırırlarken özellikle iki amortisman yöntemini kullanıyorlardı. Bunlardan bir tanesi normal amortisman yöntemiydi. Normal amortisman yönteminde kullanacağımız oran maksimum %20 idi. Eğer biz %25 oranında... Ee, ...amortisman payı ayırmaya kalkarsak... ...devlet o %5'lik artışı kabul etmeyecektir. Yine aynı şekilde azalan kalanlar üzerinden... ...amortisman yönteminde de demiştik ki... ...kullanabileceğiniz amortisman oranı maksimum kaç olacaktır? %40 olacaktır diye bahsetmiştik. Peki şimdi geldik sorunun e, ünitenin en can alıcı noktasına. Ticari kardan acaba vergi kârına geçebilmek için neler yapmamız gerekiyor? Neleri toplayıp neleri çıkartmamız gerekiyor? Takip ettiğiniz üzere... Ticari kardan vergi karına geçiş demişiz. Ticari kara kanunen kabul edilmeyen giderleri ilave edeceğiz. Vergiden muaf gelirleri düşeceğiz. Eksik değerleme farklarını toplayıp fazla değerleme farklarını çıkartacağız. Bunun sonucunda bulacağınız rakam sizin vergi karınız, yani üzerinden vergi alınacak matrahınız olacaktır. Şimdi isterseniz üniteyle ilgili birkaç tane soru çözelim. Sınavda ne tarz sorularla karşılaşabiliriz? en azından bir fikrimiz olsun. İlk sorumuz şöyle geliyor. Aşağıdakilerden hangisi aktifi düzenleyici hesaplardan biri değildir? A. Şüpheli alacaklar karşılığı. B. Geçmiş yıl zararları. C. Değer düşüklüğü karşılıkları. D. Birikmiş amortismanlar. E. Alacak senetleri riyeskont. Şimdi arkadaşlar aktifi düzenleyici hesap ne demek? Aslında aktif karakterli olmamasına rağmen bir varlık hesabının gerçek değeriyle gösterilmesini sağlamak amacıyla hemen onun altında yer alan hesap demektir. Dolayısıyla isterseniz şimdi şıklarımızı tek tek bakalım. Hangi hesap, bay hangi hesabı e, düzenliyor onu irdelersek zaten sorunun cevabını yakalamış oluruz. A şıkkında şüpheli alacaklar karşılığı verilmiş. Alacaktan bahsedildiğine göre mutlaka düzenleyici hesap nedir diyoruz? Bir aktif hesaptır. Dolayısıyla aktifi düzenleyici bir hesap olarak mutlaka nerede olacaktır? Aktif tarafta, bilançonun sol tarafında. B şıkkını şimdilik geçelim isterseniz. C şıkkına bakalım. Değer düşüklüğü karşılıkları. Yine biz daha önce üniteler işlerken stoklarımızda meydana gelen değer düşüklüklerine ya da hisse senetlerinde meydana gelen değer düşüklüklerine değinmiştik. Her ikisi de stoklarda hisse senetleri de bilançomuzun varlık kalemlerini oluşturuyor. E, dolayısıyla Değer düşüklükleri karşılıkları hesabına ne olacaktır? Aktifi düzenleyici bir hesap olacaktır. D şıkkında verilmiş hesabımız birikmiş amortismanlar. Arkadaşlar, duran varlıklarda kullanım sonucunda meydana gelen aşınma ve yıpranmalar için ne yapıyorduk biz? Amortisman payı ayırıyorduk. Ayırdığımız bu payları da birikmiş amortismanlar dediğimiz hesapta takip ediyorduk ama Birikmiş amortismanlar evet düzenleyici bir hesap. Duran varlıklarımızı düzenlediğine göre yine bilançonun neresinde yer almak zorunda? Aktifinde. Peki E şıkkına bakalım. Alacak senetleri rieskontu demiş. Alacak senedi lafı geçtiğine göre diyoruz ki alacak senetleri aktif karakterlidir, varlığımı temsil eder. Dolayısıyla alacak senetlerin hemen altında bulunan bu hesapta ne olacaktır? Düzenleyici, aktifi düzenleyici bir hesap olacaktır. O zaman doğru cevabın geçmiş yıl zararı olduğunu tespit edebiliriz. B şıkkına baktığımızda arkadaşlar geçmiş yıl zararları verilmiş. Peki geçmiş yıl zararları acaba neyi düzenliyor? O da pasifi, öz kaynaklar grubunu düzenleyen bir hesap olarak karşımıza çıkıyor. Bir başka sorumuz şu şekilde gelecek arkadaşlar. Ayrıntılı bilanço tipinde aşağıdakilerden hangisi pasif? Yani kaynak içinde yer alır? A hazır değerler, B alınan avanslar, C menkul kıymetler, D stoklar, E gelecek aylara ait giderler. Şimdi arkadaşlar, bilançonun pasif tarafında yani kaynak tarafında yer alan bir hesaptan bahsettiğimize göre, bizim borcumuzu ya da sermayemizi niteleyen bir hesap olmak zorunda. Alınan avans sizi yanıltmasın, aldatmasın. Alınmasına rağmen siz o aldığınız bedeli ne yapmak zorundasınız? Karşı tarafa bir şekilde ya hizmeti, işi vereceksiniz ya da avansını geri teslim edeceksiniz. Dolayısıyla alınan avanslar hesabı bilançomuzun pasifinde yer alan bir hesap olarak yani kaynağında yer alan bir hesap olarak karşımıza çıkacaktır. Evet sevgili arkadaşlar, 9. ünitemizde mali tabloların düzenlenmesi ünitemizi de böylelikle bitirmiş oluyoruz. Bundan sonra ara sınav denemesiyle karşılaşacaksınız. Sınavlarınızda şimdiden başarılar dilerim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>